Galatasaray camiası 2010 yılında aramızdan ayrılan Özhan Can Aydın'ın ardından bir eski başkanını daha hastalık nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Sarı Kırmızıların 37. başkanı Mustafa Cengiz, geç bir dönemde karşılaştığı mide kanserine yenik düşerek Türk futbolunu yasa boğdu. 25 Aralık 1949'da Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözlerini dünyaya açan Mustafa Cengiz, ilk ve ortaokul eğitiminin ardından önce Gaziantep Lisesi'ni, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yani bilinen adıyla Mülkiye'yi bitirdi. Başarılı bir üniversite hayatının ardından Cengiz, henüz 29 yaşında o zamana kadar kamuda görevli en genç genel müdür olarak Tanzim Satışlar Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Aldığı devlet terbiyesiyle iş hayatını sürdüren Mustafa Cengiz, kamudan ayrılacağı 1981 yılına kadar 3 hükümetle çalışma imkanı buldu. Zaman artık kendi hayat yolunu çizme vaktiydi. Bu yolda da en büyük yardımcısı olan Hayat Hanım'la evlenerek hayat arkadaşını da bulmuştu. Daha sonraları Cengiz, özel sektöre yönelerek dış ticaretle ilgilenmeye başladı ve petrol akaryakıt işleri yapan şirketlerini kurdu. Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yapan Mustafa Cengiz için artık futbol, kişisel iş hayatının ötesinde bambaşka bir tutkuydu. Ve bu tutkusunun ismi de Galatasaray'dı. Galatasaray Lisesi'nden mezun olmamasına karşın kulüp üyeliğine seçilen Mustafa Cengiz, devlet adamlığının da yardımıyla Sarı Kırmızıların bağrından yetişen en önemli kulüp yöneticilerinden birisi olma konusunda basamakları birer birer çıktı. Herkes onu ilk kez futbol sahnesine çıkacağı 2018'in ocağında yapılan Galatasaray Kulübü Başkanlığı seçiminde tanısa da, Cengiz bir dönem kulüp televizyonunda program yaparak Sarı Kırmızılı camiaya kendini daha yakından tanıtıyordu. Özellikle 2013'te yaşanan Fatih Terim Ünal Aysal gerilimi sonrası deneyimli teknik adamın ayrılığı Sarı Kırmızılar adına bir duraklama dönemine girildiğinin işaretiydi. Bu dönem içinde 4. yıldızı takmasına karşın istikrarlı bir görüntü sergileyemeyen ve Dursun Özbek yönetimiyle hedeflediği başarılara kavuşamayan Galatasaray'da yeni bir kan değişimi ihtiyacı bariz bir şekilde ortadaydı. Takvimler 20 Ocak 2018'i gösterdiğinde Galatasaray yepyeni bir döneme adımını atıyordu. Dönemin başkanı Dursun Özbek, görev süresi bitiminden 4 ay önce olağanüstü seçim kararı alırken bu durum camiada büyük tepki topladı. Bu karara tepki gösteren birçok önemli isim olmasına rağmen Mustafa Cengiz'den başka elini taşın altına sokabilecek birisi yoktu. Sarı Kırmızılı Kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği kongrede rakibi Özbek'e 1623 oya karşılık 1703 oyla üstünlük kuran Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 37. başkanı olarak tarihi adını yazdıracaktı. Çiçeği burnunda başkan, seçilir seçilmez tüzüğe uygun olarak normal şartlarda 4 ay sonrası yapılması gereken seçimlere uyacağını açıklayarak devlet adamlığını ve hukuka saygısını burada da gösterdi. Başkan olarak kürsüdeki ilk konuşmasında kullandığı "İnan edin şampiyon olacağız" sözü 2017-2018 sezonunu 3 yıl aranın ardından şampiyon olarak tamamlayacak Galatasaray'ın şampiyonluk mottosu olarak hatıralarda kalacaktı. 21. şampiyonluğun ilan edilmesinden hemen bir hafta sonra 26 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde Cengiz'in karşısına bu sefer 3 farklı aday çıkacaktı. 2525 oyla rakiplerine büyük bir fark atan ve bir anlamda camiadan güven oyu alan Başkan Cengiz yeni bir döneme adımını atıyordu. Zor dönemde büyük bir sorumluluk alan Mustafa Cengiz için hedef, gelir kalemlerini artırarak yüklü borcu kapatmak ve sportif başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürmekti. Bu süreçte en büyük yardımcıları teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'dı.
Ekonomik zorluklar nedeniyle gerçekleştirilemeyen forvet takviyesiyle özdeşleşen 2018-2019 yaz transfer döneminde ilk kez yoğun bir eleştiriye maruz kalan Cengiz, camianın beklentisini yakın bir zamanda gerçekleştirebilmek için kolları sıvayacaktı. 2018-2019 sezonunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, Mart ayında şampiyonluk yolunda 8 puan geriye düşerken, bir de 23 Mart'ta düzenlenen genel kuruldan çıkan Mustafa Cengiz yönetimine idari yönden ibrasızlık kararı alınması gündeme bomba gibi düşecekti. Dahası tüzüğe göre ibra edilmeyen başkan tekrarlanacak seçimde aday olamayacaktı. Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi bitiyor mu sorusunun sorulduğu dönemde kararlı yapısıyla bilinen Mustafa Cengiz pes etmeyerek kurmaylarıyla birlikte konuyu mahkemeye taşıdı ve takımının şampiyonluk yolundaki konsantrasyonunu bozmamak için elinden geleni yaptı. Sezon sonu gelen şampiyonluksa bir bakıma Mustafa Cengiz'in camiaya mesajıydı. Sezon bitiminden sonra gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında da sürpriz bir şekilde teknik direktör Fatih Terim'le imzalanan 5 yıllık sözleşmede bunun başka bir göstergesiydi. Bu tehlikeyi de savuşturmayı başaran ve bir bakıma liseli olmadığı için camia içerisinden birçok isimle mücadele etmek zorunda kalan Mustafa Cengiz için yıpranma başlıyordu. Çok sevdiği Galatasaray'ı geleceğe umutla taşıyabilmek için varını yoğunu ortaya koyacaktı ve bu uğurda sağlığını kaybedecekti. Bir önceki sezon yaşanan forvet sıkıntısını unutturmak için çalışmalara kaldığı yerden devam eden Mustafa Cengiz önderliğindeki Galatasaray yönetimi, uzun uğraşlar sonucu dünya ünlü golcü Radamel Falcao'ya imza attırarak büyük bir sükseye imza atıyordu. Başkan Cengiz, bir önceki transfer sezonunda kendisine yöneltilen tepkilere böyle bir yanıt vererek camiasını mahcup ediyordu. Mustafa Cengiz artık camiaya kendini ispat etmiş bir başkan olarak çalışmalarını sürdürüyordu. Bu kez amacı Galatasaray'la üst üste 3 kez lig şampiyonluğu gören başkanlardan birisi olarak tarihe geçmek ve başarıyı istikrarlı hale getirmeye dayalı vizyonunu herkese aşılamaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada herkes gibi Mustafa Cengiz de kendisine daha çok vakit ayırabileceğinin farkındaydı. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın virüse yakalanmasıyla sarsılan Galatasaray'da Başkan Cengiz'in virüs testinin negatif çıkması herkese derin bir oh çektirmişti. Fakat Cengiz için sonun başlangıcı midesindeydi. Yaşadığı halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı'na mide kanseri teşhisi konulacaktı. Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşerek taburcu edilen Cengiz, henüz çok geçmeden bu sefer yeni bir mide kanaması sonrası acil ameliyata alınıyor, gördüğü tedaviye yanıt vererek taburcu oluyordu. Sarı Kırmızıların 37. Başkanı Mustafa Cengiz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıyor, bir süre sonra da yaşam savaşını kaybediyordu. Bizim mutluluğumuz rakiplere ızdırap olmamalı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Denizlispor hepsi bizim kardeşimiz, annemiz, babamız, amcamız, arkadaşımız diyen, taraftarından hiçbir zaman farklı olmadığını, bizim mutluluğumuz rakiplere ızdırap olmamalı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Denizlispor hepsi bizim kardeşimiz, annemiz, babamız, amcamız, arkadaşımız diyen, taraftarından hiçbir zaman farklı olmadığını, asla kendimizi parasını denkleştirip maça gelen taraftardan farklı görmedik sözleriyle dile getiren, seçim zaferi sonrası yaşlı abilerimiz bana sen bu mücadeleye girme, kaybedeceksin, yazık, iyi bir insansın, harcanma dediler. Hayır, ben Galatasaray için harcanırım, hiç önemli değil. Çünkü burada bir ruhu temsil ediyoruz. O ruhta harcanırsanız bu şehit olmak gibi bir şey ifade eder. Galatasaray'a ömrümüz vefa ettikçe Galatasaray'a hizmete varız
sözlerini kullanan Başkan Mustafa Cengiz, centilmenlik ruhunu, hoşgörülü ve başkalarını da düşünen anlayışını ve Galatasaray sevdasını Türk futboluna miras bırakarak bu dünyadan göçüp gitti. Bizler de Bein Sports ailesi olarak, başta ailesi ve yakınları olmak üzere Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz.